Evet, herkese merhabalar. Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölüm Meslek Tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özlem Emiroğlu, Kurumsal İletişim Bilimde Eğitim Danışmanıyım. Bugün Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuza bağlı olan Yazılım Geliştirme Bölümünü yakından tanıma imkanına sahip olacaksınız. Ve bu kapsamda da çok değerli bir hocamız bugün bizlerle. Yazılım Geliştirme Bölüm Başkanımız Sayın Doktor Öğretim Üyesi Engin Kandıran hocamız. Tekrar hoş geldiniz hocam. Ben sözü size bırakıyorum. Buyurun. Gidiyorum hocamın. Öncelikle aday arkadaşlarıma merhaba diyorum ve önlerindeki bu zorlu maratonda kolaylıklar diliyorum. İnşallah istedikleri amaç doğrultusunda başarılarına ulaşırlar. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ülke olarak, dünya olarak farkındasınızdır. Sizler de bu zorlu dönemde kendi içinde bir zorlu sınavla mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan mesleğinizi bulmaya çalışıyorsunuz. Aklınızdaki sorularda aynı zamanda cevap bulmaya çalışıyorsunuz. Bu bağlamda da size bugün ilgilendiğinizi düşündüğüm yazılım geliştirme bölümü hakkında bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Neden bu bölümü tercih etmeyi düşünebilirsiniz? Ne gibi günümüzde yaklaşımlar bu yazılım geliştirme bölümü ve benzeri bölümlerin tercih edilmesinde etkili oluyor. Bunların üzerine biraz geçeceğim. Belki ilginizi çeken konu başlıkları olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle bölümümüz 2 yıldır öğrenci kabul yapmakta. Genç bir bölümümüz bu bağlamda. Temel olarak vizyon ve amacımız nedir? Ondan bahsederek başlamak isterim. Esas olarak da çağdaş bilişim uygulamalarına hakim olan, yenilikleri izleyebilen, vizyon sahibi, ulusal ve uluslararası sektöre entegre olabilecek, yazılım geliştirme projelerinde yer alabilecek ve bu yazılım geliştirme alanının farklı alanlarında kendine yetkinlik kazandırabilecek bireyler yetiştirmek temel amacımız. Bu doğrultuda da akademik programımız içinde öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Temel olarak altyapı hizmetlerimizden biraz altyapı olarak bir yazılım geliştirme bölümü neler sağlayabiliyoruz onlardan değinmek isterim. Derslerimiz ağırlıklı olarak uygulamalı gerçekleşmekte ve 5 adet bilgisayar laboratuvarımızda bu dersler genel olarak verilmektedir. Laboratuvarlarımız genelde Ticari Bilimler Fakültesi binası altında bulunmaktadır. Bunun için de benim önem verdiğim diğer bir nokta biraz da programdan bahsedelim. Orada da staj zorunluluğu olması. Günümüze baktığımız zaman birçok şirket aslına bakarsanız junior pozisyonda yani giriş pozisyonlarındaki uygulama yazılım geliştirici pozisyonlarına dair bir tecrübe aramakta. Bunu duyduğunuz zaman hatta mezun olmaya yakın arkadaşlar için de bu bir değişik bir durum olarak karşılanmaktadır. Lakin çok hızlı gelişen bir dünyadayız ve şirketlerde sonuç olarak da bir kazanç elde etme modeli üzerine çalışıyorlar. Bu alanda da geliştirecekleri ürünlere en hızlı şekilde ulaşmaya çalışıyorlar. Bu alanda kendini yetiştirmiş veya geliştirmeye hazır olan bireylere yer vermeye çalışıyorlar. Bunu da elde edebilmeniz için lisans eğitim boyunca da staj konusuna dikkat etmeniz lazım. Program içinde zorunlu stajlarda size bu anlamda bir şans yaratıyor. 2. ve 3. sınıfın yaz aylarında, sonlarının yaz ayında yapacağınız bu stajlarda bu tarz kendinize tecrübe edinme şansları bulunacaksınız. Bu bağlamda da bölüm özel sektörle beraber işbirlikleri yapmaya çalışarak sizleri yönlendirmeye çalışıyor olacak eğer bizlerle beraber bu lisans eğitimine gelecek olursanız. Dersler aslında birçok yazılım geliştirmek isteyen arkadaşa farklı imkanlar sunmakta. Birçok değişik programlama dersiniz var. Bununla beraber Ticaret Bilimler Fakültesi altında bulunan bilişim sistemleri, teknolojileri, e-ticaret teknolojisi gibi bölümlerle de ortak derslerimiz bulunmaktadır. Bu bölümlerde de sunulan farklı derslerden de seçmeli ders havuzunda alacağınız opsiyonlarla kendinize farklılık kazandırma şansınız olacak. Günümüzde birçok değişik teknoloji trendi bulunmakta.
Buna uygun olarak da programımızda mesela bulut bilişim, bilgi güvenliği gibi, bunun üzerinde yapay zeka gibi derslere de yer vermekteyiz. Bunlar da genelde seçmeli ders havuzumuzda bulunmakta. Bu da geleceğe dair bir yatırım yaptığınızı düşünürseniz bu eğitimi alarak, çünkü 4 yıllık bir süreçten bahsediyorsunuz. Bu güncel teknolojilere hakim olmanız açısından sizlere faydası olacaktır diye düşünüyorum. Tabii programın dili de İngilizce. Buna dikkat etmek gerekiyor. Günümüzde özellikle bilişim sektörüyle ilgili bir iş yapacaksanız kullanacağınız terminoloji İngilizce olacaktır. Bu anlamda yetkin olmanız lazım. Aynı zamanda konuşabilme yeteneği, okuduğunuzu anlama dışında konuşabilme yeteneği de önem arz etmektedir. Bu bağlamda okulumuz zaten ilk senesinde bir hazırlık programına giriyor oluyorsunuz. Bu hazırlık programında başarılı olduğunuz durumda da ikinci yıl itibariyle de fakülteye geçiş yapmış oluyorsunuz ve bölüme başlıyorsunuz derslerinizde. Bu İngilizce hususu dediğim gibi önemli. Hatta bir İngilizce bilme konusu ekstra bir avantaj olmak yerine artık gerekli, yeterli olduğu anlamına gelmiyor. Gerekli statüsünde düşünmeniz lazım. Buna dikkat etmek lazım ve bu bağlamda da ikinci bir yabancı dili de hani bizim bölümümüzü tercih edin veya etmeyin, muhakkak kendinize eklemenizde önem var. Bu Almanca olabilir, Rusça olabilir, bunun dışında Çince olabilir. Üniversite içinde de yabancı diller kapsamında birçok yabancı dile dair eğitimler verilmekte. Hatta belli bir ders sayısı aldığınızda da bunu sertifikalaştırma şansınız da mevcut. Bu bildiğim kadarıyla bütün üniversitedeki bölümlerde de sağlanan bir opsiyon. O bakımdan da Yeditepe Üniversitesi avantaj sizlere sağlamaktadır. Bunu da önemli olduğu için belirtmek istedim. Şimdi bu alanda bir kariyer geliştirmek istiyorsanız bu veya yakın bir alanlarda kendinizde belli başlı özelliklerin olduğunu bence görmeniz ya da tartmanız lazım. Bunların kendinizde olduğunu hissediyorsanız sizler için uygun bir bölüm olacaktır. Benim söyleyeceğim birinci adım, eğer bu alanda bir meslek seçimi yapmak istiyorsanız, yaratıcılığınıza güveniyor olup olmadınız. Şimdi yaratıcılık deyince aklınıza mesela bir resim çizmek, bir heykel yapmak, bir müzisyen olmak gibi birçok alan gelebilir. Yalnız yazılım geliştirmekte bir yaratıcılık gerekir. Neden diye soracak olursanız, de genel olarak önünüze bir problemle her şey başlıyor bu alanda. Karşınıza gelen problemleri en iyi şekilde, en optimum şekilde çözmeye çalışmak için bilginizi, yeteneklerinizi kullanmanız gerekiyor. Bu bağlamda yaratıcılık da yazılım geliştirme alanında kariyer sahibi olmak isteyenler için önemli bir özellik. İşbirliği içinde olmayı seviyorsanız bu da yine bir önemli bir etken. İlk başta baktığınız zaman bir yazılım geliştirme alanında kendine kariyer edinmek isteyen arkadaşlarınız şunu düşünebilir: ben yeterli donanıma ulaşırsam bilgi anlamında tek başıma da belli başlı işleri götürebilirim. Maalesef çoğu zaman bir yazılımı baştan aşağı tek bir kişinin yönetmesi veya bir ürünü geliştirmek olarak düşünmek lazım aslında. Pek de kolay olmuyor. Bunun için her zaman bir takım çalışması içinde olma durumunun söz konusu. Takım çalışması içinde olduğunuz zaman da işbirliğine açık olmanız lazım ve hem takım arkadaşlarınızdan bazı konularda faydalanmanız hem de onlara destek olmanız gerekiyor. Bunun için bu da önemli bir özellik olarak karşımıza çıkar ki birçok mesela mezun olmaya yakın arkadaşlarımız iş görüşmelerine gittiğinde en çok test edildikleri konulardan biri de işbirliği içinde olmayı sevip sevmedikleri. Tabii ki üçüncü madde daha çok ilginizi çekebilecek bir nokta. Aranılan bir meslek sahibi olmak istiyorsanız. Bugün itibariyle baktığımız zaman belki de dünya üzerinde en çok iş ilanı açılan alanlardan biri yazılım alanı oluyor. Yazılım tabii çok genel bir kavram. Çok çeşitli alanlarda ürünler geliştirilmesi söz konusu olabiliyor.
Burada Wall Street Journal'da bir makale, daha 2011 yılından bahsediyorum ki 10 yıl önceden yazalım dünyayı yiyor diye bir cümle var. Mark Anderson'ın yazdığı gibi. Aslına bakarsanız bu ne demek? Bunu şöyle anlamak lazım. Daha fazla programcı olsa bile hali hazırda bu alandaki iş ihtiyacını karşılayacak birey yetiştirmemiz çok da mümkün gözükmüyor. Neden derseniz, bunu sağlayacak yeterli miktarda eğitim kurumu mevcut değil. İhtiyaca göre düşünmeniz lazım ki bu ihtiyaç yıllar içinde, bugün ve gelecekteki 5-10 yıl içinde artarak devam edecekmiş gibi gözüken bir trend barındırıyor. Bu önemli bir konu. Bunun da bir ayrı konu da yetişmiş olan, işlere sahip olan kişilerin yeterli donanıma sahip olmamaları. Şimdi bugün birçok iş ilanına, yazılım alanına baktığınız zaman birçok yeni teknolojiye hakim, etkin kullanılabilen kişiler aranmakta. Maalesef ki birçok bu alanda çalışmaya yetkin olduğunu düşünen arkadaşımız bu tarz testlere girdiği zaman iş mülakatlarında yeterlilik göstermekte sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü yeterli sayıda uygulama ve araştırma yapmış olmamaları. Bunda en büyük etken belki yetenekliler, ama bu yetenekleri sahaya yansıtacak bilgi birikimine sahip olmayabiliyorlar. Ama bir aranılan bir meslek olmak isteniyorsa, evet, çok güzel bir alan sunuyor sizlere, çok fazla iş imkanı barındırdığı için. Tabii bununla beraber iyi bir gelirli bir işe sahip olmak istiyorsanız, bu da bir etken olarak sizin karşınıza çıkacaktır. Esas itibariyle gerçekten genel maaş ortalamalarına dünya diğer meslek gruplarıyla baktığınız zaman uzman kişilerin çok ciddi şekilde iyi gelir grubu içinde bulunduğunu yazılım geliştiricilerin görebilirsiniz. Da güzel bir etken olabilir. Şimdi tabii bunlar bu mesleğe ilgisiniz olup olmadığınızı belirleyen maddelerdi. Bir de bu alanda kendiniz varlık gösterip gösteremeyeceğiniz aslında ne kadar bilgi sahibi olabiliriz? Bunu nasıl ölçebiliriz? Burada başarılı olabilme olasılığınız nedir diye bakacak olursanız birkaç madde daha burada sayabilirim. Matematiksel bir yeteneğimiz var. Yani matematiksel matematikle alakamız nedir? Onunla uğraşmayı seviyor muyuz? Esas itibariyle matematiği nerede kullanıyoruz? Problem çözme yeteneklerimizi yansıtma alanında kullanıyoruz. Bu da onunla ilişkili. Yani aslında demin daha konuşmanın başında başladığım gibi bir elinize problem geliyor. O problemi çözmek için bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Bunun için de rasyonel çözümler üretmeniz lazım. Uygulanabilir çözümler üretmeniz lazım. Bu da bir matematik kullanma becerisi. Bunun yanında bir programlama dillerine hakim olma becerisi, ki bununla uzun hastayla bu yazılımları geliştiriyoruz. Bununla beraber doğruluk ve detaylara dikkat etmek de önemli. Geliştirdiğimiz çözümün ne kadar doğru olduğunu anlayabilmemiz ve çeşitli testlerden geçirip sonuca ulaştırmamız lazım. Organizasyon ve zaman yönetim becerileri, bu da tabii önemli bir etken. Bunu zamanla geliştireceksiniz. Derslerinizin içinde aldığınız projelerle olsun, yapacağınız stajlarla olsun, bunları geliştirme şansınız var. Bu önemli bir şey çünkü hiçbir iş sizin belirlediğiniz süre içinde bitmiyor hayatta. Her zaman belli bir zaman skalası var. O skala içinde çözüm üretmeniz gerekiyor. Takım çalışmasının önemli olduğundan bahsetmiştik ve güncel kalabilmek önemli maddelerden biri de bu. Çünkü çok hızlı gelişiyoruz. Bugün güncel olarak konuştuğumuz teknoloji ve 2 yıl sonra belki de hiç kullanılmayacak. Biz bambaşka bir alana doğru kaymamız gerekecek. Bu bağlamda da okuyup kendi alanımızda bir literatür kazanma becerisine sahip olmamız lazım. Okuyan bir birey olmamız gerekiyor. Ne alanda çalışırsak olalım. Çünkü çok hızlı sayıda bilgi büyüyor. Bu bilgi büyümesine karşı gelişimler bir o kadar hızlı oluyor. En basit örneğini şuradan görebiliriz. Bugün COVID aşısı çok hızlı geliştirildi. Normalde böyle bir sürede geliştirilmiş bir aşı yok.
herkesin haberlerden duyduğu gibi. Bu nasıl oluyor? Çok fazla bilginin ulaşılabilir olmasından kaynaklanıyor. Bu önemli bir şey. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi burada biz yola çıkarken şöyle bir mantıktan yola çıktık. Geleceği kodluyoruz. Mantığı üzerinden işliyoruz. Ne demek? Biraz ona bakalım. Yapay zeka destekli robotlar var. O programlar kadar sofistik olacak ki bunlar vasıtasıyla. 2030'a kadar 400 ile 200 milyon kadar kişinin teknolojiden dolayı işini kaybetmesi dünya çapında söz konusu. Mesela bugün karanlık fabrikaları duyanlarınız var mı aranızda bilmiyorum. Bunlar ne yapıyorlar? İnsan müdahalesi olmadan 24 saat çalışabilen birer fabrika üretiyorlar. Bu ne demek? Birçok insanın o alanda çalışan işsiz kalmasına neden olacaktır. Şimdi bunun yanında yazılımla alakalı çalışanlara bakacak olursanız 23 milyon adet yaklaşık bugün. Biraz daha artmıştır bu sayı muhakkak. 25 milyon diyelim. Hadi çok hızlı arttığını farz ediyorum. 5 yıl içinde 2018 28 milyona ulaşacak ya. 2023 tahminleri bu doğrultuda. Yani hızlı arttığını görebilirsiniz. %20'ler civarında bir artıştan bahsediyorum burada size. Bu anlamda ne var? Devamlı bir istihdam ihtiyacı doğacak. Yani bu alanda mesleğinizin ölme riski yakın gelecek ve çok kolay da gözükmüyor. Bu anlamda da birçok ülke önlem alıyorlar. Mesela Avrupa Birliği için ilgilenen ortaokulları kodlama yapan 15 ülkeden biri ve ilkokulda beceriye iten 9 ülkeden biri olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde de birçok ülke aslında Türkiye'de de olmak üzere okullarında ortaokul düzeyinde de kodlama derslerine yer veriyordur, görüyoruzdur. Çevremizdeki reklamlardan, kardeşlerimizden ya da arkadaşlarımızdan duyuyoruzdur. Bunun bir elzem durumu olduğunu ve bu alanda ihtiyaç olduğunu herkes görüyor açıkçası. Şimdi şu an itibariyle çok sayıda yeni yazılım alanındaki branşlaşmalar oluştu. Çok fazla branşlaşma var günümüzde artık. Ben bir mühendisim, ben bir yazılım geliştirme uzmanıyım diyerek bütün uygulamalara cevap vermek kolay olmuyor. Bu yüzden uzmanlaşmalar önemli. Mesela artırılmış gerçeklik geliştiricileri, blockchain, blok zinciri uygulamaları, beyaz şapkalı hackerlar var. Kalite ve test uzmanlığı dair bir alan. Yapay zeka hepimizin ilgisini çeken bir alandır diye düşünüyorum. Bunun dışında dijital içerik uzmanlığı, gömülü sistemler mühendisliği gibi çok spesifik, özelleşmiş bölümler söz konusu. Bundan hatırlayacağınız ülkemizde de mesela ne oldu? Burada COVID süreciyle beraber Cumhurbaşkanlığı tarafından 1 milyon yazılımcı projesi devletimiz tarafından ortaya konuldu. Ülkemiz içinde de bunun bir ihtiyaç olduğunu gayet iyi anlaşılmış durumda. Buna dair de geliştiricilerin ortaya çıkması adına bir yaklaşım söz konusu. Biraz da sayılara bakalım. Neden? Bu demin dedik ya, spesifik alanlarda çalışan uzmanlar var. Nasıl dağılıyor bu uzmanlar dünya çapında? Şimdi bakarsanız bu grafikte web uygulamaları geliştirenlerin sayısı bu yazılım komünitesinden, topluluğundan bahsettiğim zaman %10, yaklaşık 17'sini oluşturuyor. Mesela oyun belki yeni nesil arkadaşlarımızın en çok ilgisini çeken alanlardan biri. Şu an itibariyle yaklaşık %9 civarında. Ama arka üç ücretleri dediğimiz backend aslında diye duyanlarınız da olabilir. %13,5'tan biraz fazla. Mobil uygulama hepimizin elinden düşmeyen telefonlar, özellikle artık hiç düşmez oldu. %13 gibi burada ciddi bir trend artışı olacak, göreceksiniz. Ve dikkatinizi çekebilecek iki alan daha var benim önem verdiğim. Makine öğrenmesi ve nesnelerin interneti. Nesnelerin internetini nerede görüyoruz? Birçok yerde günümüzde de görüyoruz aslında. Akıllı ev sistemlerinde görüyoruz. Akıllı fabrika sistemlerinde görüyoruz. Birçok yerde nesnelerin interneti dediğimiz IoT aslında bakarsanız. Gerçek İngilizce terimine baktığımızda onu görürsünüz. Bu alanda ciddi gelişmeler var.
Günümüzde birçok teknoloji de bir arada kullanılıyor. Şimdi burada The HackerRank diye bir site var. Buraya girip bakmanızı tavsiye ederim eğer yazılımla ilgileniyorsanız. Burada 2019 yılına ait veriler var. Ve daha sonra 2020 ve daha sonrasında gelecek veriler. Şimdi hangi programlama dilini öğrenmeliyim? Ya da programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım bölüme dair diye sorular gelebiliyor. Burada biz hiç kimsenin önceden programlama dili bilmesini gerekli olduğuna dair hiçbir veri söylemiyoruz. Buraya gelen bütün arkadaşlarımızın hiç bilmediğini kabul ederek eğitimlerine alıyorlar burada. Lisans eğitimlerini, öğretimlerini devam ettiriyorlar. Ama bu tablo bize şunu söyleyebilir. Akademik programımızda acaba gelecekte ihtiyaç duyulan ve şu anda popüler olan dillere dair eğitimler var mı diye soru sorulabilir. Şimdi baktığınızda birinci sırada Java'yı görürsünüz. Java çok uzun yıllardır kullanılan nesne yönelik programlama dillerinden biri. Programımızın içinde aslına bakarsanız 3 adet derste Java programlama diline dair derslerimiz bulunmakta. Giriş düzeyinden ileri düzeye doğru ilerliyor diyebilirim. Sonra JavaScript, bu JavaScript de tabii web uygulamaları geliştirme alanında Java ile birebir değildir. Java da bu arada web uygulaması geliştirmek için kullanılıyor. C programlama dili, bugün kullandığımız işletim sistemleri genelde C programlama diliyle yazılıyor. Bunun dışında yapay zeka uygulamalarını geliştirdiğini görebilirsiniz. En çok belki ilgilenen arkadaşlarımızın bir Python. Bu Python muhtemelen sıralamasını değiştirmiş olabilir 1-2 yıl içinde. Çünkü çok fazla alanda program geliştirmeye olanak sağlayan, ciddi bir şekilde açık kaynak kod geliştirmenize olanak sağlayan bir dil. Öğrenme zorluk eşiği diğer dillere karşılaştığınız zaman daha düşük olan, bunu da öğrenmenin kolaylaştırdığı bir dil. C#, C++'ı devamında görüyorsunuz. Şimdi 2020'ye geldik. Günümüze aslında geliyoruz burada. Go diye bir dil var. Yeni bir yaklaşım. Popülerliğini sıklıkla arttırıyor. Bilen sayısı diğer dillere göre Java, JavaScript, C'ye göre daha kısıtlıdır. Python 4. sırada en çok bilinen olmasına rağmen hala öğrenilmek istenen dillerde yukarı doğru çıkıyor. Çünkü sadece bir düşündüğün zaman bugün Python'a bir yazılım geliştirici değil, bir finansçı da kullanıyor, bir pazarlama uzmanı da kullanması gerekiyor. Daha derin analizler yapmak, daha doğru sonuçlar almak adına öğrenme ihtiyaçları duyuyor. Bir insan kaynaklarında atıyorum, bir kişinin seçiminde de kullanılan algoritmaların uygulamalarını burada görebiliyorsunuz. Birçok aklınıza gelebilecek alanda Python programının bir cevap verebilecek durumda olduğu için popüler ve öğrenilmeye hala ihtiyaç duyan bir dil olarak karşımıza çıkıyor. İşte böyle gidiyor. En çok ücret teklif edilen diller de burada belirtilmiş. Mesela Perl yine yapay zeka geliştirmek için kullanılabilen bir de Scala da benzer yapıda. Yani bir yapay zeka uygulamaları ağırlık kazandığı için farklı şekilde makine öğrenimde diyelim oraya. Burada bu dillerin az bilen sayılarının olması da tabii maaş skalalarını yükseltiyor. Böyle düşünmek lazım. Şimdi sayılardan devam edelim. 2018 yılında bakarsanız bilgi ve iletişim teknolojisi sektörünün Türk lirası cinsinden büyüklüğü %15'lik artışla 131.7 milyar TL'ye, yani bu bayağı büyük bir rakam olduğunu görebilirsiniz ki özellikle COVID-2 yılında da çok ciddi büyüdü. Çünkü birçok alışveriş orada yapıyoruz. Sadece alışveriş, her şeyimizi oradan yönetiyoruz aslına bakarsanız. Bunun artacağı bir 140 milyar TL'ye yakın olacağı belirtken bunun aşılacağı da aşikar. Ve dünya nüfusuna bakarsanız, sadece Türkiye'ye odaklanmayalım. Bugün 3.8 milyar kişi internet kullanıyor. Acayip büyük bir rakam. Ve en çok kullanılan yerler, tabii nüfusları da gereği Çin ve Hindistan oluşturuyor. Bunları Amerika, Endonezya ve Brezilya takip ediyormuş.
Ve dünyadaki en değerli 7 şirket, 10 şirketten 7'si şu an teknoloji şirketi. Ve bu listede tahmin edebileceğiniz Microsoft, Amazon var, Apple, Alphabet ve Facebook bunların arasında. Ve bunun ilk 30 şirketinde 7'si Çin'de. O yüzden de dil öğrenirken Çince'ye bahsetmek istedim. Ve şuna dikkat edin ki bu veri daha da güncellendi. Bugün mobil cihazlarda medya tüketimi %33 iken televizyonlarda %34. Bunun da bu bir sene önce ait veriydi. Bunun da kamuoyuna daha da yer değiştirdiğini, yani mobil cihazlar herhalde çok daha öne geçmiştir son 2 yılda. Şimdi bölümümüz içinde farklı stajdan bahsettik. 4 yıllık bir program. Bu önemli. Yüksek okul diyoruz ama 4 yıllık bir lisans programıyız. Bu bir ön lisans programı değildir. Arkadaşlarınız yani dikkat etsin. Böyle bir algı olabiliyor. Bunu belirtmek istedim. Hem teorik dersler hem de uygulama ağırlıklı derslerimiz var. Uygulamada alan derslerine biraz değinecek olursak işte temel bir programlama, birçok bir programlama dili görüyorsunuz aslına bakarsanız. C programlama diline, yapısal programlama dersi altında görüyorsunuz. Nesne yönelik programlama diline, lerinden Java'yı nesne yönelik programlama dersi altında görüyorsunuz. Bunun dışında Python programlama dilini görüyorsunuz programlamaya giriş dersinizde. Daha sonra buna ait Python'la beraber yapay zeka derslerinde de kullanılıyor. Bunun dışında da Betik dilleri diye dediğimiz ilk giriş dersinin bir ileri seviyesi dersi olan da yine Python programının diline dair ileri seviye dersler sizlerle paylaşılıyor. 2 tane İngilizce dersi daha alıyor olacaksınız bölüme geçmenize rağmen. Burada da sizin hem iş alanında hem yeterliliğinizi İngilizce anlamında arttırmak hem de konuşma alanında da kendini geliştirmenize faydalı olacaktır. Hem yazılı hem de konuşma lazım. Diğer farklılıkları geçmeden önce web alanında da derslerimiz var. İşte PHP, JavaScript, HTML, bu tarz konularda da bilgi sahibi olabiliyorsunuz. SQL, sorgu diline, veri tabanı derslerinde görüyorsunuz. Bunda da 3 adet ders bulunuyor. Bu da seviyesini kendinizi geliştirmenize olanak sağlayacaktır. Bilgisayar ağları alanında da derslerimiz var. Burada da işte bir modem nasıl çalışır, bilgisayar internetin kendisi nasıl çalışır, nasıl sunucular yönetilir, bunlar hakkında bilgiler edinebileceğiniz bu alanda aslına bakarsanız ciddi bir istihdam sahası oluşturmakta. İşletim sistemlerine dair derslerimiz var. İşte açık kaynak işletim sistemleri üzerinden ilerliyoruz genelde burada. Bugün baktığımız zaman birçok yazılım aslında bakarsanız açık kaynak işletim sistemleri üzerinde çalıştırılıyor. Bu bakımdan da bir açık kaynak işletim sistemlerini öğrenmek bir gereklilik anlamına gelmiştir. İster web uygulaması geliştiricisi olun, ister bir masaüstü uygulaması, ister bir mobil uygulama geliştiricisi olun. Bu alanda bir en azından temel düzeyde bilgi sahibi olmanızı sağlayacak derslerimiz var. Bununla beraber yazılımları daha efektif geliştirebilmeniz için yazılım mimarilerine yönelik derslerimiz var. Bunlar da size hangi durumlarda nasıl yaklaşımlar geliştirmeniz gerektiğine dair bilgiler sunacak. Çeşitli farklı dedim, bulut bilişim gibi işte blok zinciri gibi alanlarda bilgi sahibiniz olmanızı sağlayacak seçmeli derslerimiz de var. Akademik programda 4 tane serbest seçmeli dersimiz var. 4 serbest seçmeli dersimizde programımızın aslına bakarsanız üniversite içinde verilen herhangi ilginizi çeken bir dersi seçmenizi olanak sağlayan bir yapı oluşturuyor. Bu da sizin sadece alanınızda değil, diğer ilgi alanlarınızda da kendinize bir bilgi dağarcığınızı arttırma şansı sizlere sunacaktır. Bu genel programımızın yapısı böyle. Şimdi bize gelen aday öğrenci arkadaşlarımız şunu merak ediyor. Bilgisayar mühendisliği, yazılım geliştirme bölümü arasındaki fark nedir? Bizim
programı bir mühendislik programı değil. Şimdi bilgisayar mühendisliğinde aslına bakarsanız iki temel parçaya yönelik eğitimler sunulmakta. Bunlar yazılım ve donanım olarak iki kısma ayrılabilir en temelde. Burada iki temel amacı aslına bakarsanız bilgisayar mühendisliğinin bilgisayar sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve işletilmesi ile ilgilenir. Bununla yani dijital donanım aygıtları ve bilgisayarlar ile bunları kontrol eden yazılıma odaklanmaktadır. Aynı zamanda donanım ve yazılım arayüzleri arasındaki sorunları çözmeyi de vurgulayan, standartlar da getirmeye çalışan bir alandır. Bununla beraber biz ne yapıyoruz yazılım geliştirme bölümünde? Bizim akademik programımız yazılım dersleri ağırlıklı bir akademik program. Buradaki amacımız yazılım sistemlerinin oluşturulması ve bakımı ile ilgilenmek. Temel olarak fikirden nihai ürüne kadar, yani başladığımız noktadan son ürüne geliştirene kadar tüm yazılım geliştirme sürecine daha fazla vurgu yaparak bilgisayar mühendisliğinden ayrı ürünlerin güvenilirliği, yazılımlarımızın güvenilirliği olması için daha sistematik uygulamalar çalıştırmaya olanak sağlamaktır. Böyle bir farkındalık olur. Donanıma yönelik derslerimiz programında sınırlı sayıda bir tane dersimiz var. O da bir seçmeli ders olarak sunuluyor. Onun dışındaki hepsi genelde uygulama yazılım alanında olduğunu söylemem gerekiyor. 7 tane alan seçmeli dersimiz dediğimde bahsettim. 4 tane de serbest seçmeli dersimiz var. Bu alan seçmelilerinizde de sizin akademik danışmanlarınız olacak buraya geldiğiniz zaman. Yani o akademik danışmanlarınız sizin ilgi sahasınıza göre sizi seçmek istediğiniz derslere yönlendirilerek alabileceğiniz dersler. Bunlar bölümün seçmeli ders havuzunda bulunan derslerdir arkadaşlar. Bunun için bölümün sitesine girip bakarsanız derslerin açıklamaları ve bununla beraber hangi dönemlerde alınabileceği aslında kodlarıyla belirtilmiştir. Boşluk yer de belli, akademik programınıza bakabilirsiniz. Burada şuna değinmek istiyorum. Üniversite tercihi yapacağınız genel bir yorum olarak bunu alabilirsiniz. Yapacağınız zaman şuna dikkat etmeniz faydanız olacak. Bir kampüs üniversitesinin yararları bize sadece akademik anlamda değil, kişisel gelişiminiz anlamında da çok önemli. Bu hangi bölümü seçerseniz seçin, bu önemli. Buna dikkat edin. Çünkü üniversite sizin geleceğe dair yaptığınız bir yatırım süreci. Bu sadece zaman var. Bu zamanla beraber kendi bir eforunuzu arayacaksınız. Geriye döndüremeyeceğiniz en güzel şey maalesef ki zaman. En değerli şeyimiz de zaman. Bu anlamda da burada da kazanacağınız arkadaşlıklar, iletişimler, edineceğiniz bilgiler, yapacağınız paylaşımlar sizler için çok önemlidir. Farklı bir dönemdeyiz. Hem uzaktan eğitim dönemleri devam ediyor. Bunun normalleşme süreci gerçekleşecek. Hem kampüslerde olacaksınız. Kampüs yaşantısının farklarını göreceksiniz. İnşallah bu salgın süreci de uzamazsa daha verimli anlar gelecek. Bu anlamda da iletişim çok önemli. Yeditepe Üniversitesi'nin kampüs olanaklarını görmenizi tavsiye ederim. Bu tarz kampüslere sahip olan üniversitelerde tercih yapmanız da önem arz edecektir. Şimdi temel olarak benim bahsedeceklerim bunlar. Bana sorularınız varsa sizlere cevap vermeye çalışayım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir anlatım oldu. A'dan Z'ye. Evet. Aslında merak edebilecekleri birçok soruya siz cevap verdiniz, yanıt verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Soru varsa alalım. Yoksa yayınımızı bitirebiliriz. Hocam ekranınızın paylaşımını kapatabilir misiniz sizden rica etsem? Nasıl yapacağız? Evet, stop diye yazacağım. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Evet, sanırım sorumuz
Yok. Ama sonradan akıllarına takılan bir şey olursa hocam, değil mi? Her zaman için bizlere ulaşabilirler. yeditepe.edu.tr web sayfamızda mail adreslerimiz de var. Oradan da sizlere sorularını yöneltebilirler diye düşünüyorum. Son olarak ilave etmek istediğiniz şeyler varsa onları alayım hocam. Tanıtım dönemlerinde biz gerekli desteği bölüm anlamında da merak edecekleri varsa gelip bizlere ulaşabilirler. Hem kampüste olursa yine tanıtımlarımız orada olacaktır. Hem online tanıtımlarda günlerinde destek verebiliriz. Onun dışında da sormak istedikleri soruları varsa da yine mail yoluyla ulaşabilirler bizlere. Cevaplamaktan memnuniyet diye. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Ben de katılımcı arkadaşlara başarılar diliyorum, sınava girecek olanlara. Umarım istedikleri yerlerde olurlar. Sağlıklı günler diliyorum.